Leyla, herkese merhaba sevgili takipçi kankalarım. Evet, biz alışveriş merkezine geldik. Haydi bakalım Ömer, gel. Biz alışveriş merkezine geldik arkadaşlar. Vallahi şu saat oldu, kamerayı daha anca elime alıyorum. Evet, bugün kamerayı anca elime aldım arkadaşlar. Bu saate kadar hiçbir şey çekmedim. Ay, vallahi yattım dinlendim bütün gün, öyle söyleyeyim. Çocuklara da dünden sözüm vardı. Büyüklerin zaten bayram harçlıkları var. Bugün herkes kendi parasından 20'şer euro harcama yapabilecek. O yüzden alışveriş merkezine geldik. Bakalım bugün kim ne alacak? Ve çocuk mağazasına girdik. Gülşen tabi hemen yine kendi köşesinde. Bakalım bugün buradan kimler neler alacak. Ama o arabalarından hepsinden var bizde. Yani aynı oyuncağı almamıza gerek yok herhalde Ömer. Halis değil mi annesi? Lazım mıydı? Hı? Hadi gel devam bir bakalım, ondan sonra karar veririz. Gel hepsine bakalım. Olmuş. Avucumun içi kadar şeydi, 20 euro para verdik değil mi bana be? Vallahi içim yanar. Mikail, senin için arka taraf var oğlum. Gigi. Ömer Halis gel. Here. Da. Bu taraflara bakabilirsin. Burası Lego bölümü. Ay, Lego dünyasına girmeyelim, iyiydi şu an aslında. Gülşen sen bir şey alır mı? Bak onlardan bir tanesini alabilirsin. Ay çok güzel. Ben böyle bir karavanım olsun ve dünyayı gezeyim. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Bu ne istiyor? Al onu oradan. Ona mı karar verdin? Ay çok mu güzel? Annesi bir de parasına bir bakabilir mi? Ha iyi, 25 euroymuş. Ömer Halis oyuncağını buldu. Jetzt bist du dran. Mein großer. Ich weiß es nicht. Kurtulmaz, soğumaz. Ne istiyorsun? Efendim? Evet. Ama bunlar 19.90'dı. Tip yerleri mi? Tarot mikroskop diyor. Ne tarotu yahu? O zaman seç başka bir şey diyorsun. Ömer, Mikael, guck hier. So viel hast du jetzt nicht dabei. Dedim ki herkes 20 euro.
Hayır, onu da almayacaksın ama. Hayır. Nein. Nein. Evet, kızlara. Evet, bu kızlara, ama ayrıca bunu saçlarını kesmiyor. Kesiyormuş gibi yapıyor. Bence arabandan vazgeçme. Onu birazdan sürebilirsin. Evet, kızları burası. Gülşen de buldu. Gülşen eve gidince 15 eurosunu alacağım kutusundan. Şimdi benden 15 euro borç alacak. Öyle valla. Yapacak bir şey yok. Herkes kendi parasını harcasın. Anne de öyle her zaman her istediğinizi alamaz. Kendi paranızı harcayabilirsiniz. Sen niye buldun? Dedektif o. Daha bakıyorum. Mama, was ist das? Was ist kaufen werde? Daha almadık. Bu ne? Was? Tarot. Onu boş ver. O böyle fal mal bir şeyler. Falcılığa gerek yok bebeğim. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ömer Halis, neden öbür arabanı bıraktın? Ne istiyorsun peki? Kırmışlar onu, evet. Tam ne oluyor? Lego. Birazdan babana gidince yapabilirsin bunu. Plus sim. Sim plus. Okey. Tamam. Şöyle şeyler de varmış. Ha, 50 euro çok pahalı. 50 euro çok pahalı. Ay 50 vallahi çok pahalı. Bu da çok pahalı. 60. O da 60 euro. Buradaki her şey son düşünür. O elindekini seçtiysen çıkalım o zaman artık burada. Ömer Halis çünkü her durdukça şey yapıyor. Fikir değiştiriyor ve eline her şeyi alıyor. Şu da güzelmiş bak. Üç ayrı şey yapabiliyorsun. Drei in eins. So. Evet arkadaşlar, biz oyun mağazasından, oyuncak mağazasından çıktık. Daha sonra bir fırında oturduk. Bir şeyler yedik, içtik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Çocukların babasına gidiyoruz. Bugün onu, biz ona ziyarete gideceğiz. O bize değil. Neler aldıklarını evde mi gösteririz? Evet. Yok. Babam da gösterir. Evet. Evet, olabilir. Orada gösteririz. Şöyle bakalım. Mikael. Evet. Bana bak. Ay, edepsiz. Evet arkadaşlar, biz ne yaptık? Şimdi yemek yemeye geldik. Ben şöyle ikili köfte aldım. Turgut Bey'in tabağı. Gülşen Hanım'ın tabağı. Ömer Bey'in tabağı. Mikael'e yemek yok. Cezalı. Ömer bile koyuyor. Hayır, Mikael bugün bu tarzda bir şey yemek istemedi. Pizza istedi. Ve pizzası şu an geliyor. Değil mi? Bize de bakalım. Afiyet olsun. Ve Mikael'in tabağı da geldi. Memnun musun? Beğendin mi? Güzel duruyor değil mi? Demin bir suratın düştüydü yemeğim gelmedi diye. Şimdi 2 saat onu soğusun diye bekleyeceksin. Evet sevgili takipçi kankalarım, biz eve geldik. Karnımızı doyurduk. O gördüğünüz tabakta ikili köfte almıştım ya, sadece bir tane köftemi yiyebildim. 2-3 böyle küçük parça patates kızartması ve birazcık da salatamdan yiyebildim. Gerisini paketlettirdim, eve geldim. Çocuklar da hepsini bitiremediler. Onları da paketlettik. Turgut Bey bizi eve bıraktı sağ olsun. Şimdi ne yaptım? Geldim, kendime bir kahve aldım. Gülşen hemen kendi oyuncağını çıkardı. Mikael hemen kendi legolarını çıkarttı. Onları yaparken ben de burada sizlere güzel bir haber vereyim istedim. Haber ne? Haber benim pazartesi günü arkadaşlar. Yani dün sınavım vardı. Ehliyet sınavı biliyorsunuz. İlkinde yaşadığım aksilikleri biliyorsunuz. Bu sefer tarihini söylemeyeceğim ve o günde video çekmeyeceğim diye kendimi şartlandırmıştım ve dün o yüzden bu konuyla alakalı hiç video çekmedim.
Çünkü niye sınava alınmayacağım psikolojisi vardı. Sınava alınmayacağımdan %80 emindim. Dedim ki bu sefer dedim kendi yapmış olduğum bir hata yüzünden ya bir unutkanlık yüzünden dedim ki bu sefer alınmayacağım. O yüzden inanılmaz bir şekilde bir rahatlık vardı bende. İnanır mısınız? Tam 10 gün önce ben bir sınava girmiştim. Hatta girememiştim. O zaman mesela geceye kadar çok çalışmıştım. İşte dur ona da göz gezdireyim, buna da göz gezdireyim falan böyle çok ders çalışmıştım. Ama son 10 gündür hiç çalışmadım arkadaşlar. Hiç. Sadece pazar günü akşamdan iki tane sınav yaptım, deneme sınavı. İkisini de geçtim. Ondan sonra bir de dün sabah gitmeden önce aslında böyle komple kendimi bir temizliğe verdim. Evi temizledim, sildim. Buharlı makineyle işte buranın aynasını, camını falan sildim. Ondan sonra baktım yine hala zamanım var. Ondan sonra neyse dedim hadi son bir tane daha dene. Ama soruları dedim hani göz gezdirmeyeceksin diye kendimi çok şartlandırmıştım. Ondan sonra yine duramadım. Dedim ki hadi dedim gitmeden dedim bir deneme sınavı daha yap. Onu da geçtim. Aa dedim iyi tam sen dedim olmuşsun. Şimdi neden sınava alınmayacağımdan %80 emindim onu hemen anlatayım öncelikle sizlere. Oh. Yemin ediyorum aşk. Şimdi biliyorsunuz ehliyet kursunun yapmış olduğu bir hatadan dolayı beni geçen sefer almamışlardı. Ondan sonra biliyorsunuz yine onların kendi hatası olduğu için hoş onlar da hatasını kabul etmedi ama sonuçta hatanız değilse niye mesela benim ikinci sınav paramı siz karşılıyorsunuz? Her neyse o da ayrı tartışılı bir konu. Bana oranın sahibi, kursun sahibi çok da iyi böyle gerçekten çok klas bir beyefendiydi. Ben o gün de zaten Turgut'la gitmiştim çünkü Turgut'un çok yakından tanıdığı birisiydi. O da oradan ehliyetini aldığı için bayağı böyle bir muhabbetleri olduğu için ben onunla gitmek istedim. Çünkü kendim gitseydim bildiğiniz çıngan çıkartabilirdim. Her neyse ne olmuştu? Ha. O gün mesela bana şey demişti, işte hani TÜF'ten mektup size gelecek, siz dedi ödemeyi yapın, ödemeyi dedi siz yapın, sonra dedi dekontu bana getir, ben sana parayı geri iade edeceğim demişti. Ama ben ne yaptım? Ben onu ödemeyi unuttum. Evet, yani 10 gün vaktim vardı ve ben 10 gün onu ödemeyi unuttum, onlar ödeyecek diye çünkü. Yani onun bana sen öde, bana dekont getir ben sana veririm dediğini aklımdan çıktı yani o an. Ve bu benim pazar günü aklıma geldi. Ertesi gün sınav ve pazar günü akşam benim aklıma geldi. Ay dedim neyse Özge ile gidecektim. O ara dedim Özge sen dedim buradaki işlerini hallet. Selma vardı. Dedim ki Selma dedim hadi dedim ben dedim iki dakika dedim bankaya götür çaktırma kimse söyleme dedim. Kimse söyleme. Hoş ona da ne ödediğimi söylemedim. Ne ödeyeceğimi de söylemedim. Gittim ben onu ödedim. Bir gün öncesinden dedim ki dekontu yanıma alırım. Adama durumu anlatırım. Kabul ederse eder, etmezse dedim. Bu sefer dedim kendi dedim unutkanlığım ve sorumsuzluğum yüzünden dedim giremeyeceğim. O yüzden çok böyle aşırı derecede beni nasılsa almayacaklar rahatlığıyla onu kendime ayarlayarak gittim sınava. Neyse arkadaşlar dün gittik işte biz iki çeyrek geç oradaydım. Ben buçukta sınava başlaması gerekirken bizi buçukta anca içeri aldılar. İlk ben girdim. Ondan sonra işte adımı, soyadımı sordu. Daha sonra beni sistemden çıkarttı. Dedi ki kimliğini alabilir miyim dedi. Ben diğer tabii şimdi korona testi yaptırdım. Dekontumu aldım. Daha önce işte eksik evrak denilen o evrakları aldım. Bir sürü her şeyimi aldım. Böyle dosyayla elimdeyim. Ondan sonra ne yaptı? Kimliğimi aldı, baktı. Bana baktı. Maskeni indirir misin dedi. Tabii bir de hani yüz şeysine bakmak için gerçekten kimlikteki ve bilgisayardaki kişi ben miyim diye. Ondan sonra ben diğer evrakları uzattım. Yok yok dedi onlar gerek yok dedi. Dedi şuraya dedi hadi dedi sen dedi ilk giriyorsun sana dedi kıyak çekerim dedi camın önüne dedi geç dedi otur. Ben böyle bir şok. Ben böyle nasıl ben gireyim mi şimdi dedim. O da evet dedi girmeyeceğim mi dedi. Yok yok dedim giriyorum. Yok yok dedim giriyorum dedim hemen girdim. Ay ben böyle içeri alındım sevinci var. Ondan sonra neyse işte Rabbi Yasir ve Lantu Asır'ı falan böyle okudum ben bir 15-20-30 kere falan içimden. Ama bayağı sakinim. İçeri alınma şeysi çok uzun sürdü. Normalde 2.30'da sınav başlayıp
3'ü çeyrek geçe sınav bitmesi gerekiyordu ama biz sınava tam saat 3'te başladık arkadaşlar. Çünkü benim yaşadığım sorunu birkaç kişi daha yaşadı. Hatta işte pasaportlarıyla sorun yaşayanlar vardı ama adam o kadar iyi bir adamdı ki, gerçekten çok iyi bir adamdı. Rabbim hidayet nasip etsin. Onların o sorununu orada çözebilmek için elinden geleni yaptı ve mücadele etti. Benimkisi mesela beni direkt çıkartmıştı. Hiç böyle bir sorun arayalım, çözelim, bir şey yapalım demeden beni direkt sınavdan çıkartmıştı. Bu adam bildiğiniz 3-4 kişinin böyle işte birinin oturma müsaadesi bitmiş, pasaportun oturma süresi yoktu, birinin bir şeysi yoktu, kimliği yoktu ya, bayağı böyle bir sorunlar yaşadılar ve bu adam bunlarla 30 dakika boyunca böyle uğraştı ki onlar sınava girebilsinler diye. Neyse biz sınava başladık. Saat 3'te sınav başladı ve ben 6 geçe arabadaydım. 9 geçe biz Özge'yle yola çıktık o kadar jet hızıyla. 5 dakikada 27 soruyu bitirdim arkadaşlar. Son 3 soruyu bıraktım geriye. O sorular benim zaten normalde de hep böyle takıldığım sorulardı. 27 soruyu ama 5 dakikada yapmışım. 4 dakika gibi bir süre içerisinde 27 tane soruyu direkt böyle tık 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 tık. Çünkü zaten artık sürekli ezbere bildiğim için. Onlardan %100 eminim. Bakın tam %100 eminim ki tek bir tanesi bile yanlış değil. Son 3 tane soru kaldı. Şimdi o soruları bir kere şöyle bir gözden geçirdim. Dedim. Cevapları da bir gözden geçirdim. Emin değilim. Ondan sonra şöyle dedim ki acaba ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Oturup 45 dakika beyin patlatabilme vaktim var. 45 dakika sürem var ama ben 45 dakika orada oturmak istemiyorum. Tez canlıyım. Aklıma bir şey geldi. Mantık ürettim. Dedim ki şu dedim 3 sorunun dedim puanlarına bir bak. Baktım biri 4 puan, biri 3 puan, biri de 2 puan. Toplamda 9 puan. Dedim ki bu 3 soruyu dedim yanlış da yapsam ben bu sınavı kazanıyorum. Çünkü diğerlerinden %100 eminim. O yüzden o 3 soruyu dedim ki aman dedim salla gitsin. O 3 soruyu salladım ve o 3 soru yanlıştı. Bu sefer öyle bir şey yapmışlar ki önceden böyle bir şey yoktu. Şimdi sınavda ön tarafa sen gitmeden kendi bilgisayarından, sisteminden sınavı kazanıp kazanmadığını görebiliyorsun. O ara ben sistemden bakarken iki kişi çıkmıştı. O ara ben tabii hemen bitirdim. Adam şimdi benim kağıdımı böyle hani işte çıktıdan çıkartıyor yazıcıdan. O ara ben burada hemen böyle bir yazı çıktı. Blink işte kazandınız tebrikler diye. Ay ben böyle bir kıkır kıkır. Tabii ben kıkırayınca herkes böyle bir bilgisayarın önünden bir çıkarttı, bir bana bir baktı yani ne oluyor diye. Ben böyle kıkır kıkır ağzımı kapatıyorum böyle diyorum. Adam beni çağırsın diye bekliyorum. Çünkü sınavını bitiren işte hani kazandığın yazısını görseniz de ben isminizi çağırana kadar kimsenin kalkmasın dedi. Yani sınavın başlayışıyla benim adamdan kağıdı alıp arabaya oturmam 9 dakika arkadaşlar. 10 dakika bile değil. Sen onu nereden aldın? Mikael onu saklamıştı. Hadi koy onu şimdi Mikael tuvaletten çıkınca seni. Seni kız mısın? Koy yine koy. Mikael görmeden koy. Neyse sonuç olarak sınavı kazandım arkadaşlar. Şimdi yarın ilk randevumu, ilk direksiyon sürmek için randevumu alacağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü daha önce hiç böyle bir direksiyona geçip araba sürmedim. İlk deneyimim olacak. Yarın da gideceğim inşallah. Onun randevusunu da alacağım. Bugün de gidebilirdim. Fakat bugün kurs kapalıydı. Böyle yani kazandım tek seferde, almış oldum. Kendime inanıyordum zaten ama yine de hani nasip. Yani bazen böyle insan heyecanı kapılarak hata yapabiliyor. Veya bildiğin şeyi o an mesela aklına gelmiyor, göz kararıyor derler ya, blackout. Ama öyle bir şey olmadı çok şükür. Böyle yani kazandık bakalım çok şükür. Allah'a hamdolsun. İnşallah Rabbim aynı böyle bu hızlıkla direksiyonu da kazanmayı nasip etsin bakalım. Çok heyecanlıyım. Böyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve bu şekilde artık kahveli de kapanışımızı yapalım. Çünkü bugün artık çekebileceğim hiçbir şey yok. Burada oturup gece saat 12-1'e kadar kahveye çekirdek. Öyle telefonda dizi falan açarım herhalde. Böyle. Benden bugünlük bu kadar. Yarınki vlogda inşallah tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.